Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Şu an Adana'dayız ama ve lakin videomuz Mersin videosu. Bu videoyu biraz değişik çekmek istedik. Yani öyle kararlaştırdık çünkü sağlam çekim alamadığım için anlatımımla videoyu güçlendirmeyi düşündüm. Birazdan şöyle bir köşeye geçeceğim. Baraj manzarasıyla güzel videolar çıkarmaya çalışacağız. Şimdi Mersin'den ara ara görüntüler gelecek. Bunu ilk defa yapıyorum, böyle bir konsept düşündüm. Ya bakalım, inşallah güzel olur. Videoya başlamadan söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup videoyu da hemen şimdi 2 dakika bir zamanla ayırıp hemen aşağıya bir indirip beğen butonuna tıklarsan, hemen yanında da kırmızı bir abone ol butonu var. Ona da tıklarsan ve bu dediklerim tamamen ücretsiz. Bunları yaparak bana destek olabilirsin. Dilersen arkadaşlarına da bu paylaş butonuyla, işte WhatsApp'taki arkadaşlarına, Instagram'daki arkadaşlarına falan oralara da gönderebilirsin. Mersin'in Erdemli ilçesine gittik ve orada Ayaş diye bir bölgesine geçtik. Orada Mustafa'lar zaten baktım gezmeye niyetleri yok. Dedim bari yakın çevrede yürüyerek gidebileceğimiz yerler neresi var? Gittiğimizde orada bir Sebastia antik kenti var. O antik kenti gezdik. Yani dediğim gibi bir Diyarbakır'daydım. Bugün Mersin'deyim. Çok hızlı ilerliyoruz. Bundan sonra herhalde bu kadar hızlı olmayacak. Neyse asıl konumuza gelelim. Şimdi Mersin'in Erdemli ilçesinde Ayaş köyü mü diyeyim mahallesindeyiz. Ayaş mahallesinde de adı fazla bilinmeyen Eleusis Sebaste antik kentine geldik. Ben antik kentleri çok severim. Zaten gezme amacım da bu. Burada Eleusis Sebaste antik kenti yazıyor. Kameramı otelde unuttum. Telefonla devam ediyoruz. Birçok videomda da bunu söylüyorum. Telefon kamera, telefon kamera. Tam YouTuber olamadığımız için kamerayı unutabiliyoruz tabii ki de. Şöyle antik kent gözüktü. Birazdan o tiyatroya, amfitiyatronun oralara falan çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Eğlenceli gibi gözüküyoruz şu andan. Bakalım. Dediğim gibi tek burası olmayacak. 2-3 yer gezeceğiz. 2-3 tarihi bölge gezeceğiz. Bu video onların birleşimi olacak. Antik kenti gezmeye başlayalım ve vlogumuz başlıyor. Tiyatronun özelliklerinden birisi 2300 seyirci kapasiteye sahip olması, 23 sıra basamaktan oluşuyor. Daha sonra 2. yüzyılın ilk yarısı ile Roma İmparatorları Marcus Aurelius ve Lucius Verus'un tahta geçtiği yıllar arasında inşa edilmiş. Şimdi amfitiyatrodan çıktık. Bu antik kent bayağı büyük olduğu için şimdi bir de buranın kamu binasına geldik. Yani önceden burası muhtemel, yani bayağı gelişmiş bir ticari meydanıymış. Milattan sonra 13. yüzyılda şiddetli bir deprem sonrası yapılar tamamen çökmüştür ki zaten 2 ay önce gene bir deprem oldu. Çoğu yeri yıkılmış buranın ama ben gerçekten alttaki o yürüdüğüm yerde basarken böyle ayaklarım titriyor, ya burayı nasıl yapmışlar diyorum. Böyle anlatıyorum. Burayı da gezdik. Şu an böyle benim arkadaşlar arabayı almaya gitti. Yolda gittiğimiz yerde bak böyle buranın kapısı sanırım. Hala ayakta olan yerleri var. Çoğu yer çöküntü, yıkıntı. Gerçekten güzel bir yer ya. Ben sevdim burayı. Orası kamu binasıydı. Agora kamu binası. İşte böyle dağ kapısı falan gözüküyor. Ya çok güzel bir antik kent. Yol üzerinde bak. Buradan örnek veriyorum. Mersin içerisinde Antalya'ya gidiyoruz ya, Alanya'ya. O yol üzerinde zaten birçok böyle gezilecek yer var. Ve ben 5-6 yıldır buranın üzerinden geçip gidiyormuşum. Haberim bile yok. Artık buraya böyle denizden sıkılmış birisi olarak söylüyorum. Denize geldiğim zaman maksimum yarım saat denize giriyorum. Ondan sonra sadece tek amacım tarihi yerlerini gezmek ki çok mutlu oluyorum. Ben buraları gezerken zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile değilim. Başka türlü zaman geçsin, şu gün bitsin, kurtulayım falan dediğim zamanlar oluyor yani. Bu antik kentin devamı hemen size şöyle göstereyim. Şurada ileride devamı var. Şimdi oraya geçelim. Geçince ben tekrar kaydı başlatayım. Yol üzerinde zaten sesim de gelmiyor. Kamerayı da otelde unuttum. Mikrofon da otelde. Telefonla devam ediyoruz. Devam edelim. O antik kentten çıktığımız zaman ileride ben antik kent bayağı uzundu. Bayağı yürüdüm yani, geniş de bir alandı. Mustafa'lar dayanamadı. Onlar dedi ki ya işte hava sıcak, arabayı alıp gelelim falan. Ben yürüyerek çıkmıştım. Tamam dedim, siz gidin arabayı alın. Ben de o sırada işte o antik kentin geriye kalanını gezeyim.
Ben şimdi direkt böyle bir yerden giriş yaptım. Normalde kapısı oradaymış herhalde. Telleri yırtmışlar. Göstereyim size. Şöyle giriş yaptım yolun kenarından. Aa, Bizans Sarayı. Bizans Sarayı'na gelmişiz şu an. Asıl önemli yerlerden birisindeyiz. Burada insanlar bu arada kamp kurmuş. Biraz da sessiz olmaya çalışıyorum. Yine buranın tarihini okuyacağım. Size ufak videolarla göstereceğim. Önemli detayları yine kalenin içerisinde gezeriz. Daha sonra 5. yüzyılda buralar biraz zarar görmüş. Milattan sonra 7. yüzyılda ise tamamen terk ediliyor burası. Şu anda sarayın içerisindeyiz. Birazdan deniz kenarına varmış olacağız bu sarayı takip ederek. Burası gerçekten hiç insan yok ya. Burayı gezmeye gelen hiç insan yok. Ya da ben hafta içi geldiğim için bu kadar sakin bilmiyorum. Genelde okullar tatil olunca da belki kalabalık oluyordur. Şu an okulların ve işlerin tam çalışma saatleri. Yani bir de öğlen kara sıcağı. Böyle bir en başa çıkacağım. En başa çıktıktan sonra şarjım da az. Şarjımı bitirmek istemiyorum. Bizim otel şurada ileride bayağı yürüdüm. 3-4 kilometre yürüdüm. Çok sıcak hava. Gerçekten dayanılmıyor. Denize gireriz herhalde birazdan. Geldiğim yerde şurası. Karşı karşıya zaten. Oranın devamı burası. Bir adını unuttum. Antik kent. Çok zor bir adı vardı. Evet. Buradan devam edelim. Antik kent. Terk edilmiş saray. Buradan geldim dediğim gibi şuradan. Oraya. Oradan buraya. Geldim. Şu tepeye çıkayım. Bakın normalde çıkma yasak. Ama biz ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Çünkü hiçbir güvenlik görevlisi yok. Kendi güvenliğimi kendim sağlayacağım. Tepeye çıkıp güzel fotoğraflar çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Bastığımız yerlere dikkat edelim. Gerçekten sıkıntı olabilir. Ve son gezi vlogumuz olmasın. Ondan dolayı temkinli yürüyelim. Bir de şu ortalara girmek istemedim. Yani bura normalde giriş yasak. Ben girdim. Yılan falan çıkar. Hiçbir güvenlik önlemim yok. Şu tepeye de çıkıp oradan güzel fotoğraflar almaya çalışacağım. Etraf gerçekten çok sessiz. Dinleyin. Sessizlik. Tamamen sessizlik. Hiçbir montaj yoktur bu arada seste. Mikrofonum da yok. Kameranın orijinal sesi. Şimdi bak rüzgar sesi geldi. Aa, burası pis duruyor biraz. Buralar ne bilmiyorum ama şu an üzerindeyim. Altım çukur mu onu da bilmiyorum. İyice tepeye çıktım. Az önce videoyu şurada çekiyordum. Şu alanda. Şimdi buradan devam. Ya kamerayı unuttuğum için mikrofonum sıkıntı olabilir. Deniz biraz daha iyi gözüktü burada. Antik kentin bir ucunu daha gördüm. Şurada size de göstermeye çalışayım. Tam şu alan, şu alan antik kentin hala devamı. Bak burası bir. Şurası iki. Hemen buranın arkasında da bir amfiteyatro var. Az önceki çektiğimiz yer ilk kısım. Böyle böyle geldik. Böyle bir yere çıktım ki Erdemli ilçesini görebiliyoruz. Onun dışında alanın genişliğini görebiliyoruz. Şu an en tepe noktadayım. Bundan daha tepesi yok. Tamamen Antalya yolunu görebiliyorum. Şu meşhur deniz üzerindeki yolunu. Deniz var burada, sahil var. Mersin'den merhabalar. Burada bir de küp kırılmış. Evet. Bakın bu Tilbaşar videomla hatırlayacak olursunuz ki burada bir küp ya da tabak, bayağı büyük bir parçası da var burada. Bakın bunlar yine tarihi eşyalar. Tabii ki de yine dokunmuyoruz. Hepsini bırakıyoruz. Şöyle oval bir şey bulursam size anlatmak istediğim şekli tam onlar çıkarıyor. Bak bu hafif oval. Sanırım bu tabak mı kaşık mı öyle bir şey. Şöyle ovalini göstereyim. Karışmayalım. Öyle anlaştık. Sonra geri Mustafa ile Müslüm. Yani Tayfun Mustafa. Bunun olayını birazdan anlatacağım. Bunlar bindiler arabaya. Ben almaya geldiler. O sırada madem arabayla geldiniz dedim. Cennet cehenneme geçerim dedim. İşte arabayla cennet cehenneme geçtik. Cennet cehenneme girişler 150 TL'ydi. Ama müze kartımız olduğu için, daha doğrusu benim olduğu için ücretsiz bir şekilde giriş yapabildik. Orada cehennem ejderhası, bilmem ne, böyle Yunan mitolojisinde
hikaye vardı. Yüzbaşlı ejderha, Zeus falan, tanrıçalar. Orada da Mustafa, bizim Mustafa şans eseri ejderha tişörtü giymiş gelmiş. Hiçbir şey bilmeden gittik oraya. Derken o ejderhanın adı Tayfun ya. Mustafa'ya da lakap olarak Tayfun lakabını taktık. Şimdi girdik kayda. Ben şimdi burayı koymaz mıyım? Merhaba Müslüm. Merhaba Paşa. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba sen. Arkadaşlar şu an cennet cehenneme geldik. Girişlere müze kartınız varsa avantajlısınız. Yoksa 150 lira girişe para alıyorlar. Cehennem çukuru Mustafa ile Müslüm'ün gideceği yer. Neyse. Şimdi normalde çekim yasağı varmış. Allah'tan ki ben kameramı getirmedim. Telefonla fotoğraf çekiyorum diyeceğim soran olursa. Sizin için cennet cehennemle yasakları çiğniyoruz. Az önce buranın hikayesini okurken ilginç bir şeye denk geldim. Yani önce tarihini anlatmış bilimsel bir şekilde. Sonra da Yunan mitolojisinden birkaç hikaye belirtmiş bize. Yani Zeus'u falan bildiğin Tayfun ejderhalı güzel bir hikayesi var. Burası Nallıkuyu Mahallesi'nde, Cennet Cehennem Obru'ndan bahsediyoruz bu arada. Nallıkuyu Mahallesi'nde Hasan Naliler mevkinde Cennet Obru'nun 50 metre doğusunda yer almakta. Ağız çep 50 metre olup en derin noktası 128 metre civarındadır. Zaten şu an görüntülerde de görüyorsunuz. Son derece sarp olan bu çukura inilememektedir. Çok tanrılı Yunan kültürünün ürünü olan ünlü bir hikayenin bu mekanda geçtiği rivayet ediliyor. Az önce bahsetmiş olduğum hikaye. Farklı anlatımları bulunan bu hikaye özetle mitolojiye göre yüzbaşlı alev püskürten dev bir ejderha olan Tayfun, zaman zaman tanrılar tanrısı Zeus ile savaşmaktadır. Bu çarpışmadan birinde Zeus yenilgiye uğratmış ve tanrıyı Corycus'ta, daha sonra cehennem ismi verilmiş olan bu mağaraya kapatmış. Yani şu anki bulunduğumuz yere Yunan mitolojisine göre bu mağaraya kapatmış. Bir de Cennet Obru var. Cennet Obru'nun da yaklaşık 50 metre Cehennem Obru'nun yaklaşık 50 metre güneybatısında yer alan Cennet Obru 70 ile 135 metre derinliğinde. Bu da bir çöküntü obru olup Miyosen döneminde oluşmuş. Sığ denizler kireç taşı katmanları içinde karstik süreçler sonucunda oluşmuştur. Şu an zaten görüntülerini izliyorsunuzdur. Cennet Obru'na iniş yapılabiliyor, içerisi gezilebiliyor. Gelmenizi tavsiye ederim. Zaten dediğim gibi bu Alanya, Mersin, Antalya yolu üzerinde, işlek bir yol üzerinde, ana yol üzerinde çok rahat bir şekilde bir yarım saat, bir saat zamanınızı ayırarak gezebilirsiniz. Mola yapabilirsiniz, burada kafeterya da bir şeyler de içebilirsiniz. Tavsiyem gelin yani, tarihimizi görün, burada oluşan doğanın müthiş güzelliklerini görmenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım gezelim. Çabuk hadi. Arkadaşlar az önce anlatmıştım hikayeyi. Burada bir ejderha olayı geçiyor. Tayfun, yani yüzbaşlı ejderha, Zeus yenen Yunan mitolojisine göre. O ejderhanın da Mustafa bugün giymiş gelmiş buraya. Cehennem obruğunu, cehennem obruğu yapan şey aslında. Bir de dedik cennet obruğuna inelim. Cennet obruğunun içerisine indik. Orada zaten birkaç tane arkadaşla video çektik. Küçük Mustafa kardeşim vardı. Onunla çektik videoyu. Onun da dediği gibi kanalıma abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Zeus'u, yani Yunan mitolojisine göre Zeus bu cehennem obrunda kalmıştı ya, oradan çıkaran aslında ikinci bir tanrı kendisi. İsim neydi senin? Mustafa. Mustafa. Neresi Mustafa? Kayseri. Kayseri. Kayseri'den bir arkadaşımız video çekerken denk geldik. El salla. İzlersin kendini YouTube'da. Ata Vlog kanalının adı. Söylemek istediğin bir şey var mı? Birine selam yollamak istiyor musun? Abone olun. Herkese selam. Bu kanala herkese abone olsun. Tamam, hadi abone olmayı da unutmayalım. Teşekkür ederim Mustafa. Memnun oldum ben de Ata bu arada. Hadi görüşürüz. Ben insana ne sanma, zararım kendine. Müslüm Bey, sevdiniz mi burayı? Evet, çok sevdim. Çok neden güzel. Sevdiniz? Tarihi yer olduğu için. Tarihi yer olduğu için mi şu an güneşten kurtuldum? Şu an güneşten kurtulduğum için ve tarihi bir yere geldiğimiz için mutluyum. Ak kafam. Aleyküm selam. Aha, Mustafa hala bizi takip ediyor Mustafa. Evet Müslüm Bey, siz memnunsanız bir problem yok. Müslüm Bey, bir şey soracağım. Bu karanlıkta niye gözlük takıyorsunuz? Bilmiyorum. Çünkü sen bizi bu kadar sıcağın altında dolandırdığın için beyin kanaması geçirdin. Evet. Tayfun gidiyor orada. Tayfun, yüzbaşlı ejderha. Ejderhanın burada zamanında minyatürü. Yunan mitolojisine göre Zeus'u tuttukları mağara oluyormuş herhalde burası. Buradan da Müslüm'le Mustafa gelip Zeus'u kurtarıyormuş ve böylelikle Yunan mitolojisi 100 yıl boyunca devam ediyor ve hala
Yunanistan'da süren bir hikayesi var. Bura cennet. Cehenneme girilmiyor. Bu arkadaş 3 kere sordu. Cennet, cennet dedim. Üçünde de karıştırdım. Üçünde de farklı bir şey söyledi çünkü. Cehennem var zorluyum. Dakikten vurdum erken emret. Şurada siyah lan. Ne ortak lan? Ata sen bilirsin. Su. Yiyorsun lan. Yalandan, yalandan ortalık kendimize genel kültürümüzü yükseldi. Ondan yiyorsun. Dolayı. Ama burası serin. Nem nasıl oluyor? Nem zaten serin yerde olur. Olur. Nem derler, çiğ mi diler bu ona? Çiğ işte. Çiğ. Çiğ sen yiyorlar. Onların hepsi işaret demiş. Çukurda olduğu için işte. Şimdi sen koyuyor eşin yerin altına koyu çakıyor. Koyu suyundan tarlanı suluyor. Evet işte. Burada yerin altında su var. Evet. Bir döndürdü de geçiyor. Yukarıdan su veriyor işte bu. İşte yetiyor. O yukarıda o cehennemin sıcağını yedikten sonra cennet obruna girdiğimizde aslında unutuyoruz. Yukarıyı da çok serin zannediyoruz. Öyle değil misin? Aynen öyle. Çok güzel burası. Çok güzel. Yukarıdan eksi bir 15 derece. Mustafa mekanını işgal etmeyelim diye yalan diyor. Çünkü o biliyorsunuz ki burası yüzbaşı ejderha olan Tayfo'nun Yunan mitolojisinde yani bunun yeri. Mekanı. He, yeni adı Monster Mustafa. Dedesinin mekanına kimsenin girmesini istemiyor. Mustafa korkuyor. Şimdi gireceğimiz yeri size göstereyim, öyle gidelim. Gireceğimiz alan şöyle bir alan. Müslüm ışığını aç, geliyorum. Aydınlat beni. Su var orada. Bunları da göster. Evet, dedesinin mekanına gelen... Monster Mustafa. Küçük monster. Düşmeyek de ama. Buraya iyi ışık tut. Gözükmüyor da dıştan tutarsak gözükür, dur dur. Işık buradan vuruyor ya. Şöyle tutarsak. Evet. Işık zayıf biraz. Daha güzel görüntüler aldık. Aha, Mustafa'nın kardeşi. Yo Mustafa. Ya yo Mustafa burada. Merhaba. Geri sabah olunca kahvaltı yapacak bir şey yok. Gideyim pide yaptırayım dedim. Mersin'de çünkü hiç Antep mutfağına tarzı bir şey yok yani. Gittik pide yaptırdık. Gençlerle yedik. Videoyu da orada sonlandırdım yani. Şimdi arkadaşlar yatıyor. Ben biraz sabah erken kalkıyorum. Onlara kahvaltılık hazırlayacağım. Öncelikle fırın arıyorum, Erdemli'deyim. Bu arada biz 5 yıldız otele falan gitmedik. Bir de kameramı almadan çıktım. Öyle telefonla bir giriş yapayım dedim yürüdüğüm yerde. Şimdi sahildeyiz zaten, sahil yolunda yürüyoruz. Burada ben şu an Ayaş mahallesindeyim, Ayaş köyündeyim, Erdemli ilçesinin, Mersin Erdemli ilçesinin Ayaş köyündeyim. Burada fazla bir şey yok, bulamıyoruz yani. Dün şeye giderken fırın keşfettim, işte o antik kente yürüyerek gittiğim için orada bir fırın keşfettim. Eğer çalışıyorsa orası, bir nevi hayata tutunacağız. Fırın çünkü biliyorsunuz her şey demektir. Orada bir pide yaptırmayı düşünüyorum. Bizim arkadaşlar yatıyor zaten. Onlar bu videoyu tekrardan izledikleri zaman hatırlarlar. Dün de böyle bir şey yapmıştım. Dün videoya çekmedim. Bari bugün çekeyim dedim. Değişik olsun. Biraz da gene bir karışık vlog yolunda ilerliyoruz. Yol sesi, araba sesi gelirse kusura bakmayın. Fırını buldum. Ama ve lakin fırının yanında ben market vardır diye düşündüm. Market yok. Şimdi gideceğim. Kaşar alacağım. Biraz da sucuk alacağım. Şeyi, yemekleri aldıktan sonra videoyu açamadım. Ellerim yandı. İki elim de dolduğu için poşete koyamadı. Hamur olur diye. Dur yemeği göstereyim. Bizim Monster'dan Monkey uyuyor. Bak şöyle çok süper. Şimdi şey diyecek. Böyle. Şimdi ben bunu yiyeyim. Bizimkiler Ayla yatıyor. Bak o da şurada. Hala uyuyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bu videodan sonra Malatya videosu geliyor. Buradan habercisi olsun. O videodan sonra da Adana vlogu gelecek. Bu da Mersin vlogundan size iki videonun habercisi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.